Bir f fonksiyonu tanımlanmış reel sayılardan reel sayılara. Bu fonksiyon azalan bir fonksiyon. Ve x'e 0 değeri verdiğimiz zaman y'ye karşılık gelen değer de 0. Yani orijinden geçen bir fonksiyondur. Şimdi buna arkadaşlar azalan bir fonksiyon ve orijinden geçiyor. Bir grafik üzerinde anlatmaya çalışalım bu ifademizi. Azalan bir fonksiyon ve sıfıra 0, 0 noktasından geçiyorsa bu fonksiyonun grafiği şu şekilde olduğunu varsayabiliriz. Peki. <laughs> Azalan fonksiyon tanımımızı da bir hatırlatalım. X'in artan değerlerine karşılık Y'nin alacağı değerler azalacaktır Evet grafiğimiz aşağı doğru hareket ettiğine göre Y değerleri azalmış olacaktır. Demiş ki bize birinci öncülümüzde pozitif reel sayılarda demiş fonksiyonun alacağı yani fx'in alacağı değer sıfırdan küçüktür. Evet pozitif sayılara baktığımız zaman burada karşılık gelen bize karşılık gelen y değerleri negatif olacaktır. Yani sıfırdan küçüktür. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze geldiğimiz zaman f içerisinde eksi 1 demiş arkadaşlar. Eksi 1 şurada bir noktadır. Buna karşılık gelen y değeri pozitiftir arkadaşım. Diğer ifademiz de f4'müş. F4 de burada bir değerdi. Buna karşılık gelen değer de negatif bir değerdir. pozitif olan negatif olandan daima büyük olacaktır. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. F fonksiyonun grafiği x eksenini sadece bir noktada keser. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon daima azalan bir fonksiyondur. E, aşağıya doğru hareket edecektir. Burada da yukarı doğru hareket edecektir. O zaman geri dönüş sağlamam mümkün değildir. Geri dönüş sağlasam ki grafiği bir nokta daha kesebilsem. Aynı şey burası için de geri dönüş sağlayamam. Yani sağlayamadığım için başka grafiği başka noktalarda kesemeyeceğim. O zaman bu öncülümüzde doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır.